Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu içerikte sizlere MIUI 12.5 arayüzüyle birlikte gelecek olan bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz kullanıcılar uzun bir süredir MIUI 12.5'i merakla bekliyorlar. Bunun asıl sebebi ise MIUI 12 ile birlikte pek çok sorunun ortaya çıkması. Özellikle Redmi tarafındaki modellerde bu sorunların daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. İşte güncellemeyi aldıktan sonra telefon şarj olurken ısınan ya da işte kamerayla fotoğraf çekerken, video çekerken arka tarafın fena halde ısındığını söyleyen kullanıcı sayısı bir hayli fazlaydı. Bunun dışında telefonda donma, kasma gibi bazı problemler de ortaya çıktığı söyleniyordu. Tabii bu arkadaşlar herkesin başına gelecek diye bir şey yok. 1000 tane cihaz vardır, 10 kişi de bu görünür, diğer 990 cihaz da görünmez. Bu tamamen şans meselesi de diyebiliriz. Peki gelelim MIUI 12.5'e. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi listeyi güncelledi. İlk başta güncellemeyi alacak olan cihaz sayısı hayli kısıtlıydı. Hatta mesela Redmi Note 7 Pro vardı galiba, Redmi Note 8 yoktu. İşte ne bileyim Redmi Note 9 falan yoktu böyle. O modellerde güncelleme listesine dahil edildi. Yani pek çok cihaza MIUI 12.5 güncellemesinin geleceğini söyleyebiliriz sizlere. Peki bu güncelleme ne zaman gelecek? Bunu da hemen belirtelim arkadaşlar. Xiaomi dedi ki 2021 yılı içerisinde ben kademe kademe güncellemeyi sunmaya başlayacağım. Hatta belki de bu video yayınlandığı tarihte bazı cihazlar bu güncellemeyi almış olacaklardır. Fakat almadılarsa da önümüzdeki süreçte, atıyorum bir 2 aylık süreçte, kademe kademe tüm Xiaomi cihazlarına bu güncelleme gelecek. Dilerseniz güncellemenin hangi telefonlara geleceğini teknolojioku.com adresine girerek orada bulunan haberimizden öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim MIUI 12.5'te bulunacak olan 5 gizli özelliğe. Aslında bu özellikler çok da gizli sayılmaz ama diğer MIUI sürümleriyle kıyaslandığı zaman böyle çok ortada olmayan ama bir hayli işlevsel olan özellikler diyebiliriz bunlara. Birinci özelliğimiz arkadaşlar tamamen yenilenmiş olan pil bölümü. Pil bölümüne girdiğinizde yeni bir ekran göreceksiniz ki Xiaomi burada artık grafiksel bir arayüz kullanmaya başlamış. Ayrıca telefonunuzda ters kablosuz şarj özelliği bulunuyorsa bu özelliği de yine buradaki pil ekranından aktif edebileceksiniz arkadaşlar. Burada pilinizin durumu da gösterecek size. İşte normal, iyi, çok iyi ya da işte güçsüz gibi. Ona göre pil değişiminizi de gerçekleştirebileceksiniz. MIUI 12.5'in ana ekranında da pek çok değişiklik olacak aslında. Burada en önemli yenilik iOS 14'te bir özellik vardı arkadaşlar. Ana ekrandan uygulama kaldırma özelliği. Bu ekran artık Xiaomi modellerinde de bulunacak. Daha doğrusu MIUI 12.5 alan Xiaomi modellerine de bu özellik gelmiş olacak. Ne yapabileceksiniz? Ana ekrandan rahat bir şekilde uygulama kaldırabileceksiniz ki bu gerçekten önemli bir özellik diyebiliriz. Bu şekilde kullanmadığınız uygulamaların simgelerini silerek ana ekranınızı rahatlatabileceksiniz. Oradaki kalabalığı değiştirebileceksiniz. Gelelim 3. özelliğimize arkadaşlar. Biliyorsunuz Xiaomi modellerinin güncel olanlarında belge modu diye bir özellik vardı. Bu belge moduyla arkadaşlar herhangi bir işte A4'ün vesaire fotoğrafını çekip bunu döküman haline getirebiliyordunuz. İşte bu özellik MIUI'nin yeni sürümünde daha da gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Normalde belge özelliğinde bazen bozuk taraflar çıkabiliyordu. Hatta sorun yaratabiliyordu. Pek çok kullanıcı bu özelliği işlevsel bulsa da kullanamadığını belirtiyordu. Fakat yeni gelecek olan MIUI sürümünde dediğimiz gibi belge formatı tamamen değişecek ve daha kullanılabilir, daha aktif bir şekilde karşımıza çıkacak. 4. özelliğimiz ise arkadaşlar ses çubuklarının tasarımında yapılan değişiklikler. Burada önemli olan şu, ne gibi bir değişiklik yapılabilir diye düşünebilirsiniz. Şeffaf hale getirilmiş arkadaşlar. Bu şeffaf hale getirilmesinin güzel yanı şu, atıyorum video izliyorsunuz ya da film izliyorsunuz. Sesi açıp kapattığınız zaman, beyaz ekran geldiği zaman o köşeden doğal olarak ekranın bir kısmını göremiyordunuz. Şimdi ses çubukları şeffaf bir hale geldiği için arka planı yine görebileceksiniz. Bu da hani böyle çok aman aman bir özellik olmasa da kullanım deneyimini arttıran bir özellik olarak nitelendirilebilir. Ve son özelliğimiz arkadaşlar, kontrol panelinde de bazı güncellemeler yapılmış. Bu güncellemelerin en önemlisi ise Bluetooth tarafında yapılmış. Kontrol panelinde Bluetooth simgesini basılı tuttuğunuzda vesaire farklı seçenekler de gelecek artık karşınıza. Bu sayede
sadece kontrol menüsünü dahi açarak bazı Bluetooth özelliklerine erişmeniz mümkün olacak. Normal şartlarda biliyorsunuz kontrol panelinden sadece işte Bluetooth'u aç kapat yapıyordunuz. Fakat yeni gelecek olan sürümle birlikte Bluetooth tarafında yer alan diğer özellikleri de bu panelden, yani kontrol panelinden erişmeniz mümkün hale gelecek arkadaşlar. Evet, genel olarak MIUI 12.5 ile gelecek olan gizli özellikler, böyle çok göz önünde bulunmayan özellikler bu şekilde diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bizde bulunan Xiaomi modellerinden birisine bu güncelleme geldiği takdirde biz de MIUI 12.5 arayüzünü test edeceğiz arkadaşlar. Arayüze kasmalar, donmalar oluyor mu, herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu vesaire. Sizlerle bu deneyimlerimizi paylaşacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.